Mehmet Altan bir ilahiyatçı dostunun kendisine söylediği biz dünyaya Müslüman olan ve Müslüman olmayan ayrımı üzerinden bakarız. Dine insan üzerinden bakmayız sözünden yola çıkarak bir yazı yazmış. Yazısında bu bakış açısının maalesef Müslüman ülkelerin çoğuna hakim olduğunu, bu nedenle içinde bulundukları kötü durum için öz eleştiri yapmak yerine hep Müslüman olmayan insanları suçladıklarını söylemiş. Halbuki Müslümanların başkalarını suçlamak yerine biz neden bu durumdayız sorusunu kendilerine sorarak Müslümanca bir öz eleştiri yapmaya büyük ihtiyacının olduğunu söylemiş. Mehmet Altan. Evet, Mehmet Altan. Neden bu durumdalar? Çünkü şirk yaygın İslam aleminde, olay bu kadar. Yani Allah bela verdiğinde, parçaladığında, mülklerini Müslümanların yıktığında nedenini, gerekçesini Kur'an'da çok net açıklıyor. Yani ne zaman hakim oldukları, ne zaman iyi olduklarını, ne zaman güç kazandıklarını ve ne zaman yıkıldıklarını net ölçüyle açıklamış. Bana şirk koştuğunuzda dünyayı başınıza yıkarım diyor Allah. Bana şirk koşmayıp Kur'an'a tabi olduğunuzda da size hakim ederim diyor. Kur'an'ı terk ettikleri için ayette de geçiyor. Peygamberimizin kendi diliyle bir tane şikayeti var peygamberimiz zaten. Başka da yok. Tek bir şikayeti var. Ya Rabbi diyor benim bu ümmetim şeytan Allah'a sanırım Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Arkasından felaket geldi işte İslam alemi paramparça oldu. Evet. Şirk koşulmadığında, Kur'an'ın yeterliliği kabul edildiğinde, ama bak sadece Kur'an'ın yeterliliği kabul edildiğinde, Peygamberimizin tefsir ettiği tarzda Kur'an kabul edildiğinde, dünya hakimiyeti oluyor. Çok net. Kum gibi müşrik kaynıyor, kum gibi münafık kaynıyor ortada. Onların dedeleri yıktılar İslam alemini, torunları devam ettiriyor. Yani bu tabii bir ırk, nesep yoluyla, genetik yolla geçen bir şey değil. Hepsi şeytana tabi olduğu için o anlamda bir yapılanma oluyor. İnşallah. Geçmişte Ebu Lehebler, Ebu Cehiller neyse asrımızdaki münafıklar da aynı. Onlar da Kur'an'a düşmanlar, onlar da Kur'an'a düşman. Onlar da Kur'an'ı değiştirmek istiyorlar da bunlar da Kur'an'ı değiştiriyorlar. Aynı kafa.